Hello, Merdiven Altı Terapi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun bir ara oldu. Ben galiba hep bu mevsim geçişlerinde yazdan sonbahara geçerken bir içe kapanma moduna geçiyorum böyle ve o sırada böyle bir yataktan çıkamadığım için her şeye bir ara veriyorum. Ancak işte podcast falan yapabiliyorum. Onda zaten tipim gözükmüyor yorganın altından. Eşofman moduyla kaydediyorum ama böyle süslenip sanki şimdi gören de gelin başı yaptırdığımı zannedecek. Böyle yani yine de hazırlanıp kamera karşısına geçecek gücü kendimde bulamıyor. Dum. Sonra Blue TV geldi. Neyse ki geldiler. Video isteyenler kendilerine teşekkür edebilirler. Dediler ki bizim Saklı diye bir dizimiz var. Ve bu Saklı dizimizde böyle gizli kapaklı olan her şey açığa çıkıyor. Farklı bakış açılarından bir hikayeyi görüyoruz. Ve dedik ki bu saklı olması her şeyin konsepti senin bu Instagram'da yaptığın itiraf geceleriyle çok güzel örtüşmez mi? Dedim olabilir. Dedim evet. Bunu biz yapalım. Ondan sonra itiraf gecelerine Instagram'da eğer bilmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Gerçekten kıyamet kopuyor. Hemen bilmeyenler için küçük özet geçeyim. İtiraf gecesi diye bir şey yapıyorum. DM'den bana insanlar mesaj olarak atıyorlar itiraflarını. İşin ilginç olanı çoğu mesaj anonim hesaptan gelmiyor. İnsanlar gerçekten bayağı kendi hesaplarından yazıyorlar. Bana bu kadar güvendiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten hiç kimseye söylemiyorum. Bir şekilde herhalde bu güveni vermişim hani. Bazen ben sizin adınıza hani korkuyorum. Böyle hiç bakmamaya çalışıyorum. Fotoğrafları hani tanıdık mandık çıkar. Kazara bir sır öğrenirim diye. Çünkü gelen itiraflar... Hani gerçekten Cem Yılmaz diyor ya hani marjinal bizlik diye. Mahalle tren olmuş gidiyor. Velhasıl kelam şimdi merakları daha da fazla arttırmadan konuya geçeyim. Gelen itirafları bir video yapmaya karar verdik. O yüzden şimdi ben gelen itirafları yorumlamaya başlayacağım. Ama söyleyeyim şimdiden çoluk çocuk varsa etrafta uyutun. Kalbim kaldırmaz. Benim şimdi kendi eşimden işte dostumdan şüphe ederim diyorsanız yani çok ekstrem şeyler duyacaksınız. Hemen kapatın bu videoyu geçin. Yani azıcık reklam parası gelmeyi versin. Yeter ki sizin o minnoş kalbiniz kırılmasın. Çünkü çok fazla gerçekten limitin üzerinde alıştığınızın çok ötesinde olaylar oluyor. Evet, bu itiraf gecemizde gelen ilk yorum şu oldu. Hoşlandığım çocuğu arkadaşıma anlattım. O da çağır, burada açılır dedi. Çağırdım. Sonra çocuk gelince yüzün kurumuş, dur krem süreyim dedi. Ve çocuğa krem sürdü. Biz çıktık. Çocuğu eve çağırmış. Ben de çocuğa HIV virüsü taşıyor, o umarım korunmuşsundur dedim. Ve kıyamet koptu. Sonra aylar sonra benimle olmak istedi. Ben şey korkuyorum, hastalık sana geçmiştir diye dedim. Çok kızdı. Şimdi benim burada takıldığım şey... Çocuğun yüzü kurumuş diye krem sürerken neden odadan çıkılıyor? Sizin yörenizde kurumuş yüze krem sürmek mahrem bir eylem midir? Bir ön sevişme işareti midir? Hani böyle şimdi düşününce bütün kozmetik reklamlarını falan böyle. Mesela bunların hepsi sizin için pornografik bir anlam mı taşıyor? Neden odayı terk ettiğinizi hiç anlamamakla birlikte şeye de çok ilginç buldum. Nasıl bunun gerçekten anladınız o krem ortaya çıktığı anda bir sevişmeye döneceğini? Yani anlamamakla kalmamışsınız, o bütün olaylar yaşanmış. Sonra sinsice söylemişsiniz virüs taşıyor diye. Siz nasıl kötü kalpli bir insansınız yani. Bir de sonra gelip benim başıma bir iş geldi diye anlatıyorsunuz. Burada Allah aşkına bu hikayede kötü olan kim? Bir kere daha koy elini vicdanına sana soruyorum eğer bu videoyu izliyorsan. Şu anda yattığım kişiyle yaklaşık 3 aydır ilişkimiz var. Ben yanlış okumuyorum. Mesajlar galiba çok heyecanlı adrenalinle yazıldığı için bayağı karışık gelmiş. Ama sevgilisi var. Olabilir. Ve önümüzdeki yıl evlenecekler. Düğüne beni de çağırdı. Minnoşluğa bakar mısınız ya? Bakar mısınız? İşte gerçek ilişki budur. Her şeye rağmen ne olursa olsun birbirinden kopmamak deniyor ya. İyi günde, kötü günde birlikte el ele olmak budur işte. Berbat bir durum içindeyim. Beni kaybetmek istemediğini, ağlayacağım. Evlense bile ilişkimizin devam etmesini istediğini söylüyor. Ve sevgilisiyle aynı masaya oturmuşluğumuz var. Benim sana tavsiyem, bu artık 3 kişilik bir ilişki. Düğünde takılan bütün altınların, böyle biliyorsun Excel'de dökülüyor onlar, toplanıyor. 3'te birini istiyorsun. Zaten aynı masaya oturmuşluğunuz var. Gelin hanıma gidiyorsun. Burada sen, ben, o 3 durağın üzerinde yürüyor bu ilişki diyeceksin. 3'te biri benim hakkım diyeceksin. Ne toplandıysa 3'te birini alacaksın. Bu ilişkiden sen çıktın mı bu ilişki yürümez. Beyefendi belli ki
bir duygularını sana, bazı başka duygularını da eşine açıyor. O yüzden seni çıkardığımızda bu denklemden bu evlilik çöker. Bu evliliğin üçte biri sana aitse altınların üçte biri de sana ait, bunu unutmuyorsun. Tatilde onu unutacağım diye yattığım adam onun iş arkadaşı çıktı. Birbirlerini tanıyorlar. Çok güzel bir yerden başlamışız. Milletin LinkedIn'de arayıp da bulamadığı şey. Eğer onu da unutmak için bir arkadaşıyla daha yatarsan şirketin çok önemli bir kısmını ele geçirmiş oluyorsun. Bu şekilde devam edersen çok yakında CEO'sun. Sen bunu yattığın yerden kariyerini tıkır tıkır yükseltiyorsun. Maşallah elem terefiş kem gözleri şiş diyorum. Gerçekten milletin arayıp da bulamadığı fırsatlar bunlar. Senin ayağına yatağına gelmiş. Maşallah çok güzel, nazar değmesin. Arkadaşım hoşlandığı çocuğun babasını fake hesaptan takip etmişti. Hoşlandığı çocuğun babasını niye fake hesaptan takip ediyor? Çocuğun babasıyla ne gibi bir işiniz olabilir yani? Çocuğun babası da fake hesaba mesaj atıp bayağı yürüdü fake hesaba. Yani şimdi şunu hiçbir şey demiyorum. Benim evimin tam karşısında... Ay neyse, ayrıntısını vermeyeyim, bir ofis var. Balkonumdan görüyorum. Ofiste de bir beyefendi var. Bilgisayarının yüzü bütün ofise ters dönük, tam benim balkona dönük. Beyefendi ne zaman birisi gelse hemen Excel açıp bir şeyler yapıyor. İnsanlar uzaklaşınca full Instagram'da geziyor. Kendisi 60 yaşlarında bir beyefendi. Ama 18'li kızların hesaplarında oradan oraya, oradan oraya Semra Hanım dediği gibi daldan dala geziyor. Şimdi bu yaşta bir adam tabii ki Excel tablosunun arasında sıkılınca 18 yaşında kızlara düşüyor. Fake hesaptan sen adamı takip edersen adam yürür. Buna şaşıracak bir şey yok. Benim merak ettiğim şey gerçekten sen hoşlandığın çocuğun babasını ne yapacaksın? 60 yaşında saçı ağarmış, bir tarafı kadayıfa dönmüş amcayı sen ne yapacaksın yani? Adama hani oğlun kahvaltıda ne yer, vay efendim saat 12'den sonra ne izler, hangi kategorilerden hoşlanır diye hesap mı soracaksın? Ben bunu çözemedim. Sen otur biraz bunu düşün bence, adam niye bana yürüyor diye düşüneceğine. Geçen sene flörtüm olan kişiyle ilk buluşmada arabada seviştik. Muhteşem bir sevişmeydi ama o sevişmeden sonra bir daha görüşmedik. Demek ki bir daha motorlu taşılara denk gelememişsiniz. Ta ki geçtiğimiz aya kadar. Şimdi ise her cuma buluşup deli gibi sevişiyoruz. Şu an flörtle değiliz. Ne olduğumuzu bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey sanki daha önce hiç sevişmemişiz gibi. Hayır, her cuma sevişiyorsunuz. Her defasında birbirimizin üstüne atlıyoruz. Ah, aklımdan çıkmıyor, delireceğim. Şimdi Aşkiton, bence burada konsantre olmamız gereken nokta neden her cuma? Cuma gününün kerameti nedir? Cuma kutsaldır bazı açılardan. Evet, ama sevişmekle alakalı cumanın herhangi bir bağlantısını kafamda kuramıyorum. Bu adam cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe nerede? Bunu düşün. Bu adam nerede? Yani haftanın 7 gününde bir araya gelirseniz yani zaten kimle kim bir araya gelse arada bir elektriklenme olur yani. Ben de 7 gün görmediğim arkadaşımı görünce bir üstüne atlıyorum. Sen bu burada büyük bir tutku falan yok. Burada cuma gününde kilit olay. Sen bu işin peşine düş, araştır. Diğer günler ne yapıyor? Başka duraklarda mı geziyor? Kimle ne yapıyor? Artık hangi arabalarda fink atıyor? Onun peşine düş diyorum ben sana. Kuzenimle seviştim. Kuzenimin yakın arkadaşlarıyla takıldım. 3 tanesiyle de öpüştüm. Biriyle seviştim. Seviştiğim çocuk benimle evlenmek istedi ama kuzenim var diye onu reddettim. İşte ya. İşte gerçek Türk aile değerlerini korumayı bilen bir birey. Ne kadar ince ve düşünceli bir hareket, görüyorsunuz değil mi, bakın. Lütfen bunlara sahip çıkalım. Aile her şeyden önce gelir. Her şeyden önce gelir. Onunla öpüşebilirsin, onunla sevişebilirsin, o evlenme teklif etmek isteyebilir. Ama esas olan aile. Sen gel yine kuzenine dön. Onlar it, kopuk, ne yapacakları belli olmaz. Bugün var, yarın yok. Kuzenin hep orada. Hep orada. Hiçbir şey değilse en kötü kavgayı etseniz bir sonraki Kurban Bayramı'nda orada, Ramazan Bayramı'nda yine orada. Her zaman orada. Yani bir sonraki cenazede, düğünde hep orada olacak. O yüzden dönün, dolaşın, yine aile içine geri gelin diyorum. Aa, keyfi yerinde mi arkadaşın? Herhalde başka birisine hitap ediyor burada. Benim de yazın 2 aylık bir ilişkim oldu. Kendimden 14 yaş büyük patronumla. Ama yaz aşkı olarak gördüğümüzden yaz bitince bitecek kafasındaydık başından beri ve bitirdik de. Buraya 3 nokta koymuş, burada bir duygulanmış. Yaz bitince uzaktan bir liseli aşıklar gibi mesajlaştık. Aslında birbirimizden aşırı hoşlandığımızı anladık.
Ama ben sonu nereye gider diye korktuğundan kaçtım adamdan. O da bu baharda 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor. İyi güzel. Bir gün Instagram'ı açtığımda karşıma düğün fotoğrafları düşecek diye şimdiden korkuyorum. Korkma ya. Kaldıramam görmeyi. Bütün her şey olurken korkmadan düğün fotoğrafından mı korkuyorsun ya? Kaldıramam görmeyi. Sevgilisiyle mutlu kesin. Ama bir kere kafamı çok karıştırdın. Ama sevgilimden ayrılıp seninle de nasıl oluruz bilmiyorum. Yaş farkımız çok ve hayat tarzımız çok farklı demişti. Onların ayrılması ve bizim beraber olma ihtimalimiz var mıdır acaba? Yakında düğün var. Sence düğüne yapılmış, bugün dolar olmuş, kaç TL bunca masrafı iptal eder de bana varır diyorsan helal olsun. Hayal gücüne sağlık. Onların ayrılması ve bizim beraber olma ihtimalimiz var mıdır acaba? Bari arkadaş gibi ilişkimi devam mı ettirseydim? Daha çok üzülürüm, kaçtım salak gibi. Bir de bugün porno izlerken ağladım Deniz ya, o aklıma geldi. Ha bu çok tatlı ya. Ben bunun böyle bir kısa filmi falan olsun da izlemek istiyorum yani. Hani hayatımda çok böyle duygusal film sahne gördüm de. Porno izlerken falan. Gözleri ela yarım diye ağlayan insan ya. Çok özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Çok senin ağlayasın varmış herhalde hani. Hormonal dengenin coştuğu bir dönemdesin, PMS'sin falan diye düşünüyorum. Çünkü hikayenin burasına kadar adamla ilişkiniz vardı. Adam 10 yıllık sevgilisi ortaya çıktı. Evleneceğini söyledi. İlişkimizi devam ettiremeyiz dedi. Senden tek damla gözyaşı gelmedi. Pornoyu açtın, ağlamaya başladın. Helal olsun. İşte gerçek. Sağlıklı bir iç dünyaya. Helal olsun sana. Kesinlikle terapiye falan ihtiyacın yok. Her şey çok iyi. Çok güzel. Aynen devam. 2 ay önce işe girdim. Patronum bana çok iyi davranıyordu. Aramızda bir çekim var gibiydi. Bir sabah onun evinde uyanınca bu çekimden emin ol. Acele etme. Belki mesaiye kalmışsınızdır. Dur bakalım ya öyle hemen. Aa hemen bir çekim var falan yani. Bir evine de gidemeyeceksek bir patronumuzun yani. Bu nasıl iş arkadaşlığı? Bakın. Bir iş yerinde her şeyden önce hepimiz bir aileyiz. Bir takımız. Bu ekip ruhuyla hallediliyor bu işler. Şirketler bu şekilde yükseliyor. Sen bir patronun daha sabah evinde uyanmayla ay burada bir çekim mi var dersen bu fesat düşüncelerle bu bakış açısıyla yaklaşırsan olmaz. İş hayatı sana göre değil. Tamam mı? Bunu aklının bir yerine yaz. Bu şekilde ekip ruhuna uymazsın. Seni barındırmazlar. Çok erken ve aceleci davranıyorsun sen. Estetik cerrahım ile yeni silikon memelerimin kontrolü için gittiğimde seviştim. Adam memeleri kontrol etmiş. Sakınca göremiyorum. Yaptığı memeleri yani nasıl kontrol edecekti pardon hani uzaktan tahta çubukla mı ittirecekti olmuş mu diye. Tabii ki de orada bir okşama, bir avuçlama gerekiyorsa daha farklı 360 derece eylemler gerekiyor. Bunu da doktor değilse kim yapacak yani? Kocanı çağırıp onu mu elletecekti? Kendisi bizzat işine gönül vermiş Hipokrat'ın üzerine and içmiş. Gerçekten mesleğine aşık bir doktor görüyorum ben burada. Helal olsun diyorum. Yorumlara bırak istersen numarasını. İhtiyacı olan varsa arkadaşlar memeleri falan yaptırmaya kendisine ulaşabilir. Gerçekten böyle mesleğini işte severek yapan insanlara çok ihtiyacımız var. Dershanemde inanılmaz cinsel çekim hissettiğim bir çocuk var. Ona tek gecelik teklifinde bulunmak istiyorum. Ama korkuyorum dershanede duyulursa diye. Çocukla hiç muhabbetimiz yok. Ve kurumda 32 dişten çıkan 32 mahallede duyuluyor. Ne yazık ki help. Ne yapacağımızı bilemiyorum yani. Hani çocuğu böyle şu tür filmindeki gibi halıya sarıp bufa yapıp sana mı getireceğiz yani? Bir de bence canına minnet çocuğun. Bu devirde şey mi kaldı? Hani ilişki istemeden de sadece tek gecelik teklif eden kız. Yani gerçekten arasan bulunmaz bir nimet. Çocuk zaten öper başına koyar. Sen üzerine bir de böyle anasının bacısının şeyi üzerine yemin ettirirsin. Helalliğini alırsın. Seninle bir gecelik bu iş olacak ama kimse de bunu duymayacak dersin. Duyarsa da arkadaşım yani kim sevişmiyor ki? Kim sevişmiyor? Bütün bu etrafında gördüğün herkes bir sevişmenin ürünü. Hepimiz bir seksin sonucuyuz. Birazcık normalize edelim bence bunu. Aynı kişiyle 7-8 sene sonra ikinci kez fark etmeden yeni biriymiş gibi seviştiğimi sonradan Instagram'ımda gerilere gidince fark ettim. İzninizle. Bu zorlu ekonomide herkesten beklediğimiz bu. Bir kere kullandığımızı lütfen tek seferde bir kenara atıp fırlatmayalım.
tekrar tekrar döngüye sokalım. Emek verilmiş, üretilmiş bir şeyin kıymetini bilelim. Bir kere seviştim attım. Olmaz böyle. Bakın millet aç aç. Burada ne erkek bulabiliyoruz ne kadın bulabiliyoruz şöyle kendimize uygun. Öyle bir kere kullandım bu gitti derseniz tabii ki de yani öyle her gün her gün adam mı dayanır? Bir kere kullandıysan nasıl eskiler böyle ceketi ters düz edip bir daha giyerlerdi yeni ceket gibi olurdu. Seneye bir daha bir sakalını tıraş etmiştir, bir tipi değişmiştir. Kadınsa saçını sarıya boyamıştır, kısa kestirmiştir. Böyle 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 tasarruflu bir şekilde ilerleyelim. Hor kullanmayalım insanları. Bir gün ailem tarafından zorla düğüne gittiğimde yanlışlıkla erkek tarafından aile dostumuz bir adamla yattım ve ailemin yarısı yan odadaydı. İyi ki gitmişim düğüne. Yanlışlıkla yatmak nasıl oluyor? Bu çizgi filmlerdeki gibi herif muz kabuğunun üstüne bastı, uçtu da hop içine mi girdi? Yanlışlıkla yatmak nedir kardeşim? Millet bir çocuk yapacağım diyor, 10 ay geziniyor, etrafta 40 tane pozisyon deniyor. Bu işler öyle kolay mı? Yanlışlıkla yatmak nedir? Senin itirafına, samimiyetine güvenmedim. Sen önce kendine karşı samimi ol, kendine bir gerçekliği itiraf et, sonra bana gel. En yakın arkadaşlarımdan birinin aşırı hoşlandığı bir çocuk vardı. Aylarca bunları ayarlamaya çalıştım. Sonra çocuğa aşık olup sevgili oldum. Üstüne evlilik teklifi aldım. Sonra ondan ayrıldıktan sonra bir diğer arkadaşımı ayarlamaya çalıştığım çocukla seviştim. Kafam karışık galiba. Kafan hiç karışık değil. Sen çok güzel dostluklar kurmuşsun. Senin bütün arkadaşlarına bak ne kadar ortak değerlerin var farkında mısın? Onun sevdiğini sen seviyorsun, senin sevdiğini o seviyor. Bu gerçekten senin dost seçmekte ne kadar vizyoner olduğunu gösteriyor. Sen bu şekilde devam et. Gerçekten mezarının başında elleri yaşlı böyle kederinden mahvolmuş en az 100 kişi dizili olacak o tabutun başında. Sen gerçekten insaniyete her şeyden çok değer veren birisin. Helal olsun sana. Seni buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Allah herkese böyle dostluklar nasip etsin inşallah. Sanal seks bağımlısıyım galiba. Galiba diyorum çünkü kabullenmekte zorlanıyorum. Normalde hiç yakınlaşmadığım sevgililerimle, sevgili olmadığım ama hayatıma giren konuştuğum, sohbet ettiğim erkeklerle, hatta arkadaşlarımla bile yaptım. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim hep. Senin cinselliğe karşı mesafeli bir duruşun var. Yani sen kimse hoşlanır. Et ete değsin, ten tene değsin, sıvılar çıksın falan. Pis şeyler bunlar. Sen belli ki steril ve kontrollü bir ortamdan hoşlanıyorsun. Benim sana tavsiyem Microsoft Outlook kur bilgisayarına mail üzerinden bu hafta Cuma akşamı saat 21.30'da set ediyorum sevişmemizi. Sizin için de okey midir? Saygılar şeklinde. Böyle uzaktan, mesafeli, bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteren bir tavırla yaklaş. Bu senin çok hoşuna gidecektir. Karşı tarafı da tahrik edecektir. Kimi zaman da belki bazı görüşmelerinizi Zoom üzerinden ayarlarsınız. Önceden birbirinize link atarsınız. Bunlar da ilişkinin yine ne kadar ciddiye alındığını gösteren unsurlar olacaktır. Açık ilişki yaşadığım bir dönemdeydim. Bir kere bir çocukla tanışıp evine gittim. Kardeşi evdeymiş, onunla tanıştım. 3 gün sonra onunla da seviştim. Birkaç ay sonra da kız arkadaşın varsa dörtlü sevişelim dediler. Aa, no dedim. Ne kadar terbiyesiz insanlar. Yani bir kardeşiyle yattın diye hemen kız arkadaşını da getir. Ne kadar çabuk yüz buluyor insana. Ben inanamıyorum ya. Yani bir insanın bir kardeşiyle de şöyle yatamayacak mıyız? Yani bir güven ortamı içerisinde. Hemen bir kardeşiyle yattık diye illa hemen aa sen de bir kız arkadaşını getir coşalım. Yani şurada bir aile içinde kalamadık değil mi yani? Yazıklar olsun abi. Erkekler hep böyle ben size söyleyeyim. Hiç güven olmaz. Yani 200 verdiniz mi astarını isterler. O yüzden çok iyi yapmışsın güzel kardeşim. Hemen sınırını çekmişsin. Ne demek bir kadın daha gelsin? No'yu da demişsin. Hayır demekten de daha cool. Helal olsun sana kız. Açık ilişki yaşar gibi ama aynı zamanda her saat başı iletişimde olduğun biri var. İlişkiyi ne ara açıyorsunuz her saat başı iletişimdeyseniz onu anlayamadım. Aynı zamanda yazın seviştiğim biri var. Arayı açmıştım ama yazdıklarından etkilenip ona da cevap yazıyorum. Evli ama boşanmaya çalışıyor. Çok zor boşanmak. Çok zor. Dava falan açıyorsunuz mahkeme kesinlikle hayır diyor. Anlıyorum o zorluğu. Dün akşam ilk yazdığımla sevişip bu öğleden sonra eski koca nereden çıktı? Eski kocamla kısa bir ön sevişme yaşadım. Kontrolü tamamen kaybettim. Bayağı bir insana seviştin ama. Asıl itiraf şu ki hiçbiriyle boşalamıyorum. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Tabii onunla olmuyor, onu deniyorsun. Onunla olmuyor, onu deniyorsun. Sen
yolun açık olsun, daha çok denersin karşın. Ama ya küçük bir tavsiye, acaba kendinden mi başlasan bu işlere? Hani tek başınayken oluyorsa belki başkaları da olabilir. Sen bunu bir düşün. Düşünmeyeceksen çünkü millet yani kocasına şeyine sahip çıksın. Vallahi bu kadının yolu çok uzun. Git git bitmez. İlk seksimi kazara grup seks olarak yaptım. Ferrari ile girmek falan bir şey. Hani bebek böyle emeklerken kalkıyor, maraton koşmaya başlıyor falan. Nedir bu? Maşallah yani. Bana vallahi günde 40 tane mesaj geliyor. Abla ilk seksimi yapacağım da işte nasıl açılayım da edeyim de 25 yaşındayım falan. Sen ilkinden Allah. Kameraları çağırın, şov başlasın. Helal olsun yani. Bence seni kimse tutamaz. Sen bu hayatta ne istersen yaparsın, yani aklına koyduğunu başarırsın. Ne olur ama bana ulaş. Lütfen eğer bu videoyu izliyorsan bana ayrıntılarını anlat. Bir sonraki itiraf gelirse bunu anlatalım ya. Sen Türkiye'deki en cool insansın şu an itibariyle yani. Ezdin geçtin herkesi ya. Bir de kazara. Hani bilerek yapsan ne olacakmış acaba? Söyleyemiyorum, daha da fazla konuşamıyorum. O yüzden gülerek şey yapıyorum. Helal olsun sana. En iyi itiraf buydu galiba gerçekten. Sürekli içip içip arkadaşlarımla yatıyorum. Dedim ki aklıma geliyor. Sürekli içip içip arkadaşlarımla yatıyorum. Sonra da ilişkimiz bitiyor. Arkadaş kaybediyorum. Yaptığım çok yanlış. Böyle düşünme. Böyle düşünme. Bak çok yanlış düşünüyorsun. En özelini, en mahremini arkadaşlarına paylaşmandan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani iç dünyanı onlara açmak istemen kadar tatlı bir şey bence olamaz. Ama üçüncüye aynı şeyi yapıyorum, buna engel olamıyorum. Neden olasın ki? Hayır yani, ortamdan tanımadığım birini bulmak yerine hep arkadaşlarımı seçiyorum. Bilinçaltımda ne var acaba? Senin bilinçaltında sevgi var, kardeşlik var, dostluk var. Tamam. Babamın bir arkadaşıyla sevgili oldum. Yine aileden gidiyoruz. Geçen sene Mart'ta sonrasında ayrıldık. Arkadaşlar ya siz hiç burada çıkıp gezmiyor musunuz? Niye herkes kuzeniyle babasıyla? Korona yüzünden mi oldu bunlar aynı eve tıkılmaktan? İki mahalle öteye bir gidiver ya, bir bakkala çık. Nedir bu? Gerçekten ya. Burada da ben daha okurken burada DNA'lar çapraz şey oldu. Sakat çocuk doğdu 7 tane ya şu mesajları okurken. Yapmayın gözünü seveyim. Aa şaka maka gülüyoruz geçiyoruz da bir şey oldum. Kıllandım oturduğum yerde. Babamın bir arkadaşıyla sevgili oldum. Geçen sene Mart'ta sonrasında ayrıldık. Mart'ta sonrasında anlamadım. Neyse ben bayağı takıntılı kaldım. Sonrasında 2 aydır falan tekrardan konuşmaya başladık. Görüşüyoruz normal bir şekilde. Seks yok demeye çalışıyorsun galiba. Değilmiş ama işin sonu hep yatakta bitiyor. Yani ben de diyecektim, olur mu öyle bir şey yani? O kadar zaman sevişim normal görüşüyoruz. Pastaneye gidip profiterol mü yiyorsunuz karşılıklı yani? O profiterolü nasıl yediğinizi biliyoruz. İkimiz de kendimize hakim olamıyoruz yani. Ama artık görüşmeme kararı aldım. Çünkü bu takıntılığım yüzünden her görüşmemiz beni çok kötü etkiliyor. Çok kötü etkiliyor derken yani sevişmeye karşı bir şeyin varsa ya bu mesajı bana atmana bile gerek yok ya. Hani olay belli. Adamı görünce olanlar oluyor. Yani sen bu olanların olmasını istiyor musun, istemiyor musun? Normal görüşeceğim diye bir şey yok yani. Bu adamla sen yani metroya da bineceğiz desen, işte profiterol de yiyeceğiz desen bu işin sonu kendinde misin, yatakta bitiyor. Kendi kendine yok, normal görüşme kararı aldık, senin arkadaşın mı yok? Arkadaşın mı yok? Git Instagram'a 10 tane random insan ekle, her gün DM'de anlat birbirine ne yaptığını. Arkadaş kalmadı da bu mu kaldı? Babanın arkadaşı bir de. Sen bu adamı orada burada görünce ne diyeceksin? Amca desen... suratına, sonra bir dahakine yatakta görünce ne diyeceksin? Olmaz. Olmaz. Arkadaşlar bugün güldük, eğlendik. Bu işler çok karıştı. Birazcık çizgileri çekelim. Bir ara aileme
koşuya çıkıyorum deyip deyip yan dairedeki komşumuzla sevişiyordum. Yani sonra taşındı ve hayatıma büyük bir eksiklik oldu. Şimdi yalan söylüyor sayılmazsın. Bir koşudur bu. Bu yani bize ter attıran, şöyle bir kardiyo yaptıran, gerçekten şöyle bir kendimize getiren, dolaşımımızı hızlandıran bir aktivitedir. Partnerli bir koşu diyebiliriz biz buna. Sen partnerli koşuya çıkıyor musun? Partnerin olduğundan bahsetmemişsin. Şimdi hayatında büyük bir eksiklik oldu diyorsun. Hayatındaki eksiklik kardiyo. Güzel kardeşim, kardiyo. Git spora yazıl. Çok güzel artık mahallelerde açıldı böyle o zincir şeylerden. Yazıl bir tanesine. Sen her gün git koş, terini at. Ailene yalan söyleme. Sonra yine oradan bulursan bir partner. Yine dersin koşuya gidiyorum diye. Kim ne anlayacak yüzün kırmızı dönünce? Çakal ya. Ne güzel bulmuş yolunu. Dönüyor eve, duşunu alıyor. Spordan geldim. Ben 26, o 45 yaşındaydı. Bir evine gittim. Beraber yemek yedikten sonra ortam alevlendi. Ne yediniz acaba? Adam bir anda meme uçlarımı tuttu. Çevirir misin? DJ gibi hayal ediyorum böyle. Pam pam pam. Ve ben bunu yaptığımda aşırı keyif aldı. Ya keyif almayacak olsa istemezdi herhalde. Ve böylece geldik bir itiraf gecesinin daha sonuna. Eğer bu itiraflardaki şeyler hoşunuza gittiyse, böyle her şeyin açığa çıkması, saklı olan tüm gerçeklerin böyle gün yüzüne ortaya çıkması, o zaman size Blue TV'de başlamış olan Saklı dizisini tavsiye edeceğim. Çünkü Saklı dizisinde bir sürü gizli olay dönüyor. Bazı karakterler bir şeyleri bilirken bazıları bilmiyor. Tıpkı bizim itiraflardaki gibi farklı bakış açılarından aynı hikayeyi dinliyorsunuz. Ve bir taraftan bir hikaye çok farklıyken başka bir açıdan baktığınızda bambaşka olduğunu görüyorsunuz. Nasıl ki bu itiraflarımızda yazanlar bambaşka bir kafada, ben bambaşka bir kafadayım. Eğer hoşunuza gidiyorsa o yüzden bir olayı farklı bakış açılarından ele alınması ve gizli bir şeylerin, saklı bir şeylerin böyle ortaya çıkması size keyif veriyorsa, eğer zaten Blue TV üyeliğiniz yoksa bence olmalı. Hemen bir Blue TV üyeliği edinin ve açıp Saklı dizisini izlemeye başlayın diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.